Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere yerel yönetimlerde CBS uygulamaları dersimizin 7. ünitesi olan imar durum çaplarının hazırlanması konusunu aktarmaya çalışacağım. Ünite içeriğimiz kapsamında imar çaplarının hazırlanması, çap ve kroki çizelgelerinin oluşturulması konuları bulunmaktadır. İlk olarak imar çaplarının hazırlanması, imar durumu ya da imar çapı inşaat ruhsatı almadan önce hazırlanacak olan mimari projeye aldık olmak üzere parselin imar mevzuatına göre yapılaşma hakkını gösteren resmi bir belge olup bireysel işlem niteliğindedir. İmar çapı, düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihtas gibi imar parseli oluşturma koşullarını yazı kroki ile gösteren ön imar durumudur. İmar durumu ise bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planının ilke kararları ve imar yönetmeliği ile öngörülen Proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirtilen ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belgedir. Belediyelerce hazırlanan bu belgelerde yapılaşma özellikleri belirtilen parselde yapılabilecek yapıya ilişkin olarak parselin imar, planı kapsamında olup olmadığı, varsa imar plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen kat adedi, bina yüksekliği, bina derinliği, ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafeleri, çatı meyili, bina cephesi gibi hususlarda e, rakam ve kroki ile gösterilmektedir. Ayrıca parselin e, yapılanma hakkı ile ilgili olarak başka mevzuatlar yönünden kısıtlılığı olması halinde bu kısıtlılık ve alınması gereken izinlerinin belirtilildiği ve hazırlanacak projeler açısından esas alınacak belgedir. İmar durumu, yapılaşmanın ana hususlarını gösterir nitelikte bir belgedir. İmar verilerinin veri tabanına aktarımı, imar çapı durumu, çap aplikasyon krokisi, kod kasit tutanağı, istikamet krokisi gibi belgelerin hazırlanması için net çap modülü kullanılmaktadır. E, bu modül sayesinde e, imar planları üzerinde e, ada ve parsel numar numaralarından faydalanarak e, ilgili parsele ait imar ve kadastral durum hazır şablonlarında e, çap çizelgesi e, kolaylıkla hazırlanabilmektedir. E, net çap modülü ile imar e, çapı hazırlayabilmek için e, imar ve kadastral verilerin alan geometrisinde ve e, veri tabanında bulunması gerekmektedir. Ee, örnek bir uygulama için yansımızda görebileceğimiz gibi e, imar e, verilerinin bulunduran bir NCZ dosyasında proje dosyasında e, uygulama menüsünden e, aç seçeneği ile e, aktif proje e, ekrana yüklenir ve daha sonra araçlar e, topolojik düzeltmeler ve alan kapat seçeneği ile otomatik alan kapat seçeneği ile e, parsel alanlarının oluşturulması e, sağlanmaktadır. E, i̇mar çapının oluşturulması e, imar çapı hazırlama işlemlerinde e, kullanılacak ana tablo e, geopersel ve parsel bilgilerine ulaşım için gerekli e, konon, kolon tanımlamaların yapılabilmesi için net e, çaptan başlarken seçeneği kullanılmaktadır. Yansımızda da bunun örneğini e, görmekteyiz. E, i̇mar çapı hazırlanacak parselin bilgisi belirlendikten sonra e, parametreler diyaloğunda hazırlanacak çap belgesi için e, bir takım Tanımlamalar yani nedir bunlar? Çizelge tipi, çizelge, ölçek, ölçek aralığı ve benzeri gibi tanımlamalar gerçekleştirilebilir. Çizelge tipi ve çizelge başlarken seçeneğinden tanımlanan çizelgelerdir. Şimdi imar çaplarının hazırlanması. daki birkaç tanımdan bahsedecek olursak. Örneğin ölçek. Ölçek çapı hazırlanacak parselin ölçeği girilmelidir. Çizim her zaman birebir ölçekte hazırlanır ve ölçek değeri büyütme oranı olarak dikkate alınmaktadır. Çizelge tipi Çap hazırlamada kullanılacak çizelge tipi seçimi yapılır. Bu başlarken ve çizelgeleri belirle diyaloğunu tanımlanan kategoriler burada listelenir. Çizelge Çizelge tipi bölümünden seçilen kategoriler altında yer alan çizelgelerin seçimi sağlanır. Ee, ve bu buton yardımıyla sesilen, e, seçilen çizelgelerin parsel ile olan uyumu kontrol edilir ve e, bilgi penceresi açılır parsel sınırından kes sınırlarından kesz e, aktif halde ise e, girilen genişleme değerinde parsel cephelerine paralel komşu e, parseller çap çizelgesinde gözlenir bunu da yansımızda imar çapı üzerinde ön, yan ve arka çekme değerlerinin oluşturulmasını örnekle göstermekteyiz. İmar durum, imar çapı, aplikasyon kurekrisi hazırlanmasında kullanılan çizelgelerin belge hazırlama işlemine geçmeden önce hazırlanması gerekmektedir. Yansımızda yine bunların hazırlandığı yansıları görmekteyiz çizelgelerin hazırlama aşamaları yine bir netket modülünde yansımızda çizelgedeki parsel sınırı belirlenmesi ve imar çap çizelgesinin oluşturulduğu bir şekli görmektesiniz Arkadaşlar 7. ünitemizde imar çaplarının hazırlanması, çap ve kroki çizelgelerin oluşturulması gibi konularında bahsettik. Ilgili ünitenin e-kampüs sisteminde diğer materyallerinde çalışmanızı öneriyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.